elinizde takarsınız, elinizde taşırsınız. Yani çantalar bu saplarla harika değişiyor. Bunlar da hani çok acayip pahalı değiller. Bir tane sap alırsınız, ister örgülü çantanıza takarsınız, ister evinizdeki çantaları tekrar değerlendirirsiniz. Ayrıca şu hazır aldığım sapı dün gece atölyede yaptım. Benzerini, bu farklı bir şey, satılan bir şey. Yaptım, çok da güzel oldu. Size de ilerleyen günlerde göstereceğim, bir tane çalışayım ki hani dedim. Ama bu bir makrome tekniği. İpini kaç tane kullandığımı, nasıl yaptığımı size anlatacağım. Mesela şöyle bir çantaya ben yine bunu takarak bu rugan çantayı daha spor hale getirebilirim. Şöyle yapayım. Hani daha farklı bir yerde kullanacağım diyelim bunu. Bakın böyle. Buraya takıyorum. Bunu da buraya takacağım. Bunu da bu şekilde daha farklı bir çanta yapacağım. Hakikaten değişik oluyor. Bunu alırım, buna takarım. Bakın çantam nasıl farklı bir hale geliyor. Şöyle yapayım, sapını göstereyim. Orada bu var. Mesela böyle bir çantam var. Bunun böyle bir sapı vardı, orijinal. Ay bundan sıkıldım derseniz oraya daha farklı bir çanta sapı koyabilirsiniz. Mesela böyle bir şey koyabilirsiniz bir. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Siyah koyabilirsiniz. Siyah zincirle yapabilirsiniz. Farklı olur. Şu çantayı biliyorsunuz bizim bu yaz tek bir olay var. Boncuk çanta var. Hakikaten çok sayıda var. Çok fazla var. Ama siz bunun orijinal sapı da buydu. Bu bana zayıf geldi. İster böyle saplarla kullanırım. İstersem de şöyle bir zincir almıştım. Onunla kullanırım. Bakın. Böyle bir farklılaştırıyorum bunu. Hemen şunu da takayım. Tabii düz gelmesine, dönmemesine dikkat etmelisiniz. Ben şimdi hemen şöyle taktım. Bakın. Bambaşka oluyor. Yani sap bir çantayı inanın çok güzel değiştiriyor. Şu benim yıllardır evimde duran bir çanta. Böyle bir kordon sapı var bunun. Ama ben buna renkli bir sap, değişik bir sap koyduğum zaman veya böyle bir zincir, şöyle bir metal, böyle bir metal koyduğum zaman bu çantada bambaşka bir hale geliyor. Yani bu Eminönü'nden bir yerlerden aldığınız hasır çantanıza koyduğunuz, atıyorum, yün çantanıza koyduğunuz sapı sadece ona olur diye düşünmeyin. Evde o çantayı oradan oraya oynattırın. Gerçekten çok güzel oluyor. Ama bunların tabii seyyar olması, çantaların kenarlarında da böyle aparatlar olması gerekiyor. Bakın burada bunun böyle bir aparatı var. Bu çanta şöyle oluyor. Burası açılıyor, içi açılıyor. Böyle bir mıknatısı var burada. Hemencecik ona da bunu taktığım zaman çok sıkıldım ben onun o çanta sapından. Öyle kullanmak istemiyorum. Buna geçiriyorum. Bunların da iyi fikirler olduğunu düşünüyorum. Ha olmasa, bunu yapmasanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Fikir olarak gösteriyorum. Bakın bunu da böyle koydum. İşte özellikle gençler için bu fikirleri düşünebilirsiniz. Geçtim burayı. Güzel bir fikrimiz var. Bunu internete de yapmıştık, çekmiştik. Orada kırmızı yapmıştık. Efendim, şimdi tak tak, tak tak, tak tak sıcak saatler. Sıcak saatleri istediğiniz renk, istediğiniz şekil yapabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Bir saatiniz var. Bu saatler uyduruk saatlerden. Hepimizin evinde bir tane var ama benim çok işime yarıyor. Benim karşımda duruyor bundan bir tane. Ama ben de benimkine beyaz yapacağım. Odamda her şey beyaz. Benimkine beyaz sıcak saat yapacağım. Odanızın rengine, çocuğunuzun odasındaysa, erkek çocuğuna farklı, işte nerede kullanıyorsanız, mutfaktaki renginiz pembe ise pembe yaparsınız. Bu saatin etrafını sıcaklatacağız şimdi. Saatler hakikaten bugünlerde bayağı sıcak. Şimdi hemen okuyorum. Orta kalınlıkta bir yün var,
Birkaç renkli ördük bunu. Hemen ben şurada iplik değişimine geldim. İpliğimi taktım. 5 numara şişim var. Eni 8 santim. Boyu 80 santim. 14 ilmek arkadaşlarım bana başlamışlar, göndermişler. Allah'tan benim elime göre göndermişler. Hemen bunu ister düz renk, ister bu renk, isterseniz de farklı motiflerde, desenlerde tığıyla dahi örebilirsiniz. 14 ilmek başlanıyor. Her istenen sırada renk değişimi yapılıyor. İster eşit yapın, eşit yapmadık biz. İsterseniz birini 2 sıra, birini 3 sıra. Rengarenk örün, çok güzel oluyor. Ördünüz, 80 santim ördünüz. Sıcak saati, buyurun. İsterseniz de bir sıkıldığınızda şöyle bir boyunluk olarak da kullanabilirsiniz. Şuradan şunu şöyle bir bağlarsınız. Ah işte, sıcak kadın. Gördüğünüz gibi süper güzel veya böyle bant da örebilirsiniz bakın. Nasıl? Çok güzel. Arkadan bir düğüm atarsınız buna bant olur. Ama biz bunu bu saate göre ördük. Etrafını ölçtük. Evinizdeki biraz küçük biraz büyük olabilir. Efendim isterlerse firmaya da sipariş yapabiliriz dermişim. Şimdi bunu buraya geçiriyorum. Bunu küçük bir yerden silikonla tutturabilirsiniz de. Bu böyle kayarmış. Evet, gördüğünüz gibi sımsıcacık bir saatiniz oldu. Nasıl oldu? Çok iyi değil mi? Bunu tabii biraz daha böyle öne alacağım şimdi kaymasın diye. Küçücük iki noktadan şeyle yapabilirsiniz. Nasıl? Çok iyi değil mi? Erkan. Bizim sıcak saatler böyle. Ne yapalım? Yani. Herkes beğendi mi reji? Ay örersiniz. Erkekler bile örer. Bir şey yok. Kameraman arkadaşım çok beğendi. Sen buna reklamda şunu devam et. Yap bunu. Olsun gitsin. İstediğiniz yünle. Ayrıca bu artık yün değerlendirme projesidir. Atmıyoruz. Değerlendiriyoruz. Bu şekilde örebilirsiniz dümdüz. Ha direksiyon yapmıştık daha önce. Sıcak direksiyon. Yapalım. Sayım ablan çok keyfine düşkün. Hemen yapalım. Çok yaptık direksiyon. Tabii bazı arabalar var direksiyon ısınıyor. Tabii onlara bir şey demiyoruz. Siz ne dediniz? Kameralara da yapalım. Yapalım. Neresini örelim? Tutamaçlı. Adım çıkacak zaten. He? Zoom koluna. Aa yapayım ben sana. Böyle biraz yumuşak bir şeyle yapalım onu. Yünle yapalım.